Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, latif, mübarek, pâk ruhu tayyibelerine, ehl-i beytin, ashâb-ı kirâmın, enbiyâ-i izâmın, sâdât-ı kirâm hazaratının, cümle geçmişlerimizin ruhu şeriflerine, şehitlerimizin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin selametine, musibetlerden muhafazasına, hastalarımıza şifa, dertlerine deva, borçlarımıza eda, niyaz duasıyla bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas Allah'ımız söyleriz. Âlâ seyyidinâ Muhammedin, âûzü billâhi mineşşeytânir racîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn, errahmânir rahîm, mâlikü yevmiddîn, iyyâke nâbudû. Muhterem kardeşlerimiz, sohbetimiz Lokman Sûresi üzerine, Lokman Aleyhisselâm'ın nasihatleri mahiyetinde. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha hayırlı bir miras bırakmamıştır. Yani demek ki evlatları bırakılacak en güzel mirasımız karakter ve şahsiyet mirasıdır. Onun arkasından o karakter İslam karakter şahsiyetini yaşayacak. Anne babaya da bir sadaka-i cariye olacak. Böyle arkadan hayırlı bir nesil gelmiş olacak. Yani bir ahiret mirası bırakabilmek. Evlatlar anne babaya bir emanet olarak veriliyor. Anne baba evlatlarını ufak yaşlarından itibariyle İslam ruhaniyetiyle mücehhez, müzeyyen kılacak. Kendine hayırlı, bereketli bir nesil, bir evlat olacak inşallah. En büyük manevi serbet bu. Evlatlarımızı Allah yolunda yetiştirmek ve bunun neticesinde de ahirette de beraber olabilmek. Bu dünyada beraber olmak ne kadar güzel, hoşumuza gidiyor. Fakat esas mühim olan ahirette beraber olabilmek. Cenab-ı Hak ahirette beraber olmak. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Büyük bir merasimle cennete davet edilecek. Allah korusun, aile fertleri arasında yanlış yolda olanlar varsa, onlara ayrı, acıklı bir yol gösterilecek. Onlar, biri cennet yoluna, öbürü cehennem yoluna. Üçüncü bir yol, geriye dönüş telafi de yok. Devrimizde, günümüzde biyolojik anne-baba olmak kâfi gelmiyor. Maalesef evlatlarımız internet, televizyon, moda, reklamlar yetiştiriyor. Nesillerimiz zihni ve gönül dünyaları bizlere yabancılaşıyor. Ayette ifade edildiği üzere şeytan evlatlara ortak oluyor. Bu sebeple günümüzde evlatlara İslam karakter ve şahsiyetini miras bırakabilmek için anne babaların bugünkü durumda çok daha fazla gayret artması lazım. Bugün yine dünya aynı bir cahiliye devrine döndü. 1400 sene evveline gitti. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de evlat yetiştirme, aileyi irşat hususunda bize Lokman Aleyhisselam'dan misaller veriyor. Bizler de Lokman Aleyhisselam'ın nasihatlerini tefekkür edip yaşamayı ve yaşatmayı Cenab-ı Hak gayret nasip eylesin. Ayet-i Kerime'de buyuruluyor. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. En büyük hikmet şükre ulaşabilmektir. Şükür çok geniş. En mühim şükür elhamdülillah Müslümanız. Dünya bir imtihan mahalli. Cenab-ı Hakk'ın ne büyük bir nimeti. Bir bedel ödemeden meccanen Cenab-ı Müslüman olarak dünyaya getirdi. Yine meccanen en yüksek peygamberi ümmet kıldı. Uzuvlara şükür. Cenab-ı Hak her uzvu niye verdi ve bu uzvu nerede kullanıyoruz? Her uzuv iki uçlu bıçak gibi. Zira Cenab-ı Hak gözler konuşacak, kulaklar konuşacak, deriler konuşacak buyuruyor. Mekanlar konuşacak. Yani hepsi bir dil olacak. Yani yabancı bir şahide bir ihtiyaç olmayacak. Tabii bu gözümüz, kulağımız, bedenimiz, uzuvlarımız sanki tabii gibi geliyor. Eğer alınırsa kıymet ortaya çıkıyor. Mesela ver gözünü, al dünyayı dese kim değişir? Ver kulağını, al dünyayı dese kim değişir? Ve bunların her birinin bir şükrü icap ediyor, bir teşekkürü. Nedir teşekkürü? Verilen nimeti uzvu Cenab-ı Hakk'ın arzu ettiği şekilde istimal edebilmek, kullanabilmek. En nihayet Cenab-ı Hak buyuruyor, şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Bu vuslat yolu şükredebilmek. Nankörlük eden bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Müste her şeyi halk eden Cenab-ı Hak en çok da nimet verdiği insan. Diğer mahlukatta bu kadar nimet yok. Ev, bark vesaire şu bu hayvanatta gıdanın her türlüsü yok. Onlar da insan için halk oldu.
Bütün mahlukat insan için halk oldu. Nebatat insan için halk oldu bu cihanda. Demek ki insanın şükrü çok geniş. Cenab-ı Hak İnsan suresinde ister şükret, isterse nankör ol diyor. Yani serbestsin bu dünyada. Şükrün de mukabili, nankörlüğün de Allah korusun mukabili öbür tarafta olacak. Yine hikmet eşyanın hakikatini, hadise ve bütün vukuatı sırrı tarafından idrak edebilmektir. Yani aklın çözemediği birçok hakikatleri hikmet olarak hep baktığımız zaman Allah dostlarında daima bir hikmet akışı vardır. Hikmetli bir nasihat vardır. Aklen kavranamayan birçok meseleler ancak hikmetle kavranır. Kehf suresinde Musa aleyhisselamla Hızır aleyhisselam hadisi gibi. Musa aleyhisselam büyük bir nizam kurdu. Fakat Hızır ona ayrı bir hikmet tarafına açınca Musa aleyhisselam hayretler içine kaldı. Yani akılla kavranamayan nice sırlar ancak hikmetle çözülür. Kainattaki ilahi tecellilerin asıl manası hikmet nazarıyla okuyabilmektir. Eğer hikmet olmasaydı sırlar da kapalı kalırdı. Her şeyi bir hikmet gözüyle görebilmek. Tabi bunun için de Cenab-ı Hak peygamberleri üç vazifeyle gönderiyor. Birinci vazife peygamberleri salihler arasından aynı o toplumu salihler arasında topluma gönderiyor. Topluma gelen peygamber emirleri ve nehileri bildiriyor. Allah'ın ayetlerini okuyor, emirlerini bildiriyor. İman edenler, iman etmeyenler oluyor. İman edenlere yine peygamberler onların nefsani arzularını temizliyorlar. Nefsani arzularını terbiye ediyorlar. Çünkü Cenab-ı Hak nefsani arzular verdiği kul imtihan olacak. Nefsani arzulara da bir cazibe verdi. Haramda daima cazibe var. Cazibe olmasa harama kimse gitmez. Onun için peygamber, gelen peygamber iman edenlerin iç dünyasını temizliyor. Ki cemali sıfatları mazhar hale gelecek. Fucur bertaraf edilecek. Takvalı müzeyyen hale gelecek. Felhama fucura ve takva katefla men zekkaha. Ondan sonra da kul seviye kazanacak. Cemali sıfatı mazhar olduğu zaman da kitap ve hikmet o kalpte tecelli edecek. Duygular artacak, derinleşecek. Kitap Allah'ın hikmeti nedir bu ayette? Nasıl Allah rızasını kazanabilirim? Sahabenin derdi hep buydu. Ve neticede hikmet. Her şeyin bir sırrı tarafı âyân hale gelecek. İşte evliya Allah'ın durumu. Mevlana benzerleri, Bahattin Nakşibendi Hazretleri vesaire ashâb-ı kirâm. Bir hadise naklediliyor. Yani Lokman aleyhisselam'a hikmetin misal olarak bir gün Davud aleyhisselam diyor ki Lokman hekime bana diyor kestiğin koyunun en güzel parçalarını getir diyor. Dilini ve yüreğini getiriyor. Yine sonra en kötü parçalarını getir diyor. Yine dilini ve yüreğini getiriyor. Demek ki insan dili ve yüreğiyle cennet yolcusu olacak. Aksi halde eğer nefsane hayatının zebunu olursa dili ve yüreği sebebiyle de kalbi sebebiyle de Allah korusun kötü bir akıbete düçar olacak. Bu yüreği en nihayet bu ikisi iyi olursa kalp ve dil cennet yolcusu olacak. Kötü olursa bunlardan daha beter bir melanet olamaz. İmam Malik anlatıyor radıyallahu anh. Bana ulaştığına göre Lokman hekime sende gördüğümüz bu meziyetin hikmeti nedir? Lokman hekim yani hikmet sahibi. Bunun üzerine dört şey bildiriyor. Doğru sözlülük. Hiçbir zaman eğilmemek, bükülmemek, yamulmamak. Dost doğru olabilmek. İkincisi emaneti yerine getirebilmek. El emin olabilmek. Peygamber Efendimiz'in vasfı. Kur'an ve sünnet Efendimizin emaneti, Allah'ın emaneti. Şimdi ne kadar bir ittiba halindeyiz. Seviye kazanabilmek için. Üçüncüsü Lokman hekimine beni diyor ilgilendirmeyen şeyi terk etmektir. Terk ederim diyor. Yani mala yani boş sözler, boş işler. Zamanı ziyan etme. Dördüncü ahde vefa gösterme. Tabii en mühim ahde vefa da Allah Resulüne ahde vefadır. Çünkü o daima ümmet ümmeti buyuruyor. Hikmetin tecelli etmesi için de tezkiye, tasfiye zaruri. Bunun neticesinde bir şükür meydana gelecek. Allah'ın verdiği bütün nimetleri yine Allah'ın arzu ettiği istikamette kullanabilmek. Müslüman olarak yaşayabilmek en büyük şükürdür. Onun için bütün gayret hayatımızın bütün muhtevasında İslam'ı yaşamak ve yaşatmak. Cennete girenler diyecekler ki
A'raf suresi 43. ayetinde hidayetiyle bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. İman nimeti ve cennet nimeti neticesiyle Allah bizi eğer doğru yola iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik diyecekler. Yine girerken de bir şükran, bir teşekkür içinde cennete girecekler. Velhasıl bütün azalarımızı Allah'ın verdiği bütün nimetleri Allah yolunda kullanabilmek, Allah'ın arzu ettiği şekilde kalbimizin Cenab-ı Hak ile olabilmesi en büyük şükürdür. Cenab-ı Ela bizikla tatminül kulub buyuruyor. Kalpler ancak Cenab-ı Hakk'ı anmakla huzur bulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim Cenab-ı Hakk'a olan niyazlarından biri de şöyledir. Allah'ım beni çok şükreden ve çok sabreden bir kul eyle. Efendimiz seherlerde çok uzun namaz kılardı, ayakları şişerdi. Gözyaşları secdeyi ıslatırdı. Ayşe validemiz, "Yâ Rasûlâllah, bu kadar kendini üzme, Allah seni gelecek, gelmiş ki her şeyi affetti." deyince, "Yâ Ayşe, şükreden bir kul olmayayım mı?" Yani şükrün ucu açık. Nereye gidiyor? Allah'a vâsıl olabilme. O vâsıl olan da, "Lâ hâfun aleyhüm ve lâ hüm yâhsûnûn." Onlar korkmayacaklardı, üzülmeyecekler o zor günde. Yani bir kimsenin yapmış olduğu şükürden en çok yine kendisi istifade edecek. Nitekim şükür nimeti ziyadeleştirir. Nimet de kalbe bir huzur verir, bir lezzet verir. Şükrün emniyete bakın ayeti şöyle buyuruyor. Kullarımdan şükreden azdır. Çünkü hayatın bütün muhtevasında şükür olacak. Kullarımdan şükreden azdır buyuruyor Rabbimiz. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir mümine rastlamıştı. Mümin kendi kendine bir kenarda oturmuş. "Allah'ım beni azlardan eyle." diyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh şaşırdı. "Bu ne demek?" dedi, yaklaştı. Neyi kastettiğini anlayamadı. "Niçin böyle dua ediyorsun?" dedi. O da Allah-u Teâlâ, "Şükreden kullarım azdır. Allah beni şükreden az kulların içine ihsan eylesin." Demek ki şükür en zor. Zaten Fatiha-i Kur'an ilk ayet Elhamdülillahi Rabbil Âlemin. Hamd bir şükür ifadesi aynı zamanda. Hatta Hazreti Ömer yazık Ömer'e diyor. Ömer'den daha akıllı kimseler var diyor. Resulullah Efendimiz yine nimetler arasında en mühim şükreden bir kalbe işaret vuruyor. Sebban radıyallahu anh anlatıyor. İnfak ayetleri inmeye başladı. Altını ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanları acıklı bir azab ile müjdele. Bu ve benzeri ayetler indiği zaman sahabi dehşete kapıldı. Tabi bu ayetler çalışacaksın, kazanacaksın, israf etmeyeceksin, pintilik etmeyeceksin, Allah yolunda sarf edeceksin. Sahabi efendimize buyurdular ki: "Ya Resulallah, biz evet malımızı kazanacağız, edeceğiz. İsraf etmeyeceğiz, pintilik etmeyeceğiz, Allah yolunda sarf edeceğiz." Peki neyi biriktirelim o zaman? Malı sarf edeceğiz. Ya uzu sadaka, sadakaları Allah alır. Efendimiz şu cevabı verdi. Sahip olan şeylerin en kıymetlisi üç şey saydı. Birinci zikreden bir dil. Dilden yanlış bir kelime çıkmayacak. Ayetler, hadis-i şerifler Cenab-ı Hakk'ı senâ etme. İkincisi şükreden bir kalp. Göklerin ve yerin derinden de tefekkür ederler. Yine Cenab-ı Hak buyur Câsiye 13. Göklerde ve yerde ne varsa amade kılıp düşünen bir toplum için. Hep Cenâb-ı Hak insanı lütfediyor. Güneş, ay, atmosfer, toprak, mahlukat hepsi insana. Velhâsıl şükreden bir kalp. Kalp daim bir hamd hâlinde, şükür hâlinde olacak. Üçüncüsü, bugün bu çok mühim. Zevcinin imanına yardım olan sâlih bir zevce. Demek ki anne babanın en mühim hizmeti de bu. Bilhassa kız evlatlar olacak ki onlardan nesil meydana geliyor. Yani maalesef işte görüyoruz, kız evlatlar sokakların insafına bırakılıyor. Halbuki kız evlatlar Rasûlullah Efendimiz'e ayrı bir ehemmiyet veriyor. Bir gün Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh ve Fatıma validemiz, Efendimiz Hasan radıyallahu anh su getiriyor. İkisi de sübyan, masum. Fatıma validemiz diyor ki, "Baba," diyor, "herhalde," diyor, "Hasan'ı daha çok seviyorsun," diyor. "Yok kızım," diyor, "evlatlar arasında müsavaat yapın, eşitlik yapın, fark gözetmeyin. Yalnız kız evlatlarınız hariç. Onlara ayrı bir itina gösterin. Çünkü nesil onlardan gelecek. Aileler onlardan kurulacak. Onlar kurretayın göz nuru olacak. Onlardan göz nuru nesiller yetişecek. Rivayete göre yine Lokman Aleyhisselam oğlu ve hanımı için onları çok telkin etti. Hidayete vesile oldu. Burada da Lokman Aleyhisselam'ın
bir merhamet ve nezaketle dolu bir üslubunu görmüş oluyoruz. Yani hanımı ve evladı, çocuğu bu rahmet üslubu karşısında hidayete geldi. Demek ki evlatlarımız da bu usulde onların hidayeti için, ıslah için onlara rahmet üslubuyla hitap edebilmek. Ondan sonra gelen ayet, Lokman oğluna öğüt vererek, yavrucuğum, Allah'a şirk koşma. Doğru, şirk büyük bir zulümdür demişti. Bu ayet-i kerimede nasihatin ehemmiyetini görüyoruz. Yine Nahl 125. ayette, Resulüm sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle davet et ve onlara en güzel şekilde mücadele et buyuruluyor. Cenab-ı Hak burada bize bir tebliğ usulü bildiriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de 13 yerde emri bil maruf nehi anil münker geçiyor. Bu hepimiz için bilhassa bu zamanda bir farz-ı ayın durumunda. Demek ki bu ayette muhataba göre 3 seviye bildiriliyor. Birincisi idrak seviyesi yüksek olanlara hikmetle öğüt ver buyuruyor seviyesine göre. Halk ve avam seviyesinde olanlara güzel mev'izalarla onlara öğüt ver buyuruluyor. İtirazcılara da onda güzel bir münazara et buyuruluyor. Cenab-ı Hak Musa aleyhisselam Firavun'a gönderirken kavlen leyyina buyurdu. Bir akarsu gibi onun ruhuna işleyecek şekilde bir konuş buyurdu. Onun için bu emri bil maruf nehi anil münker bugün çok mühim. Neslimizden mesulüz. Toplumdan mesulüz. Yine bir asr-ı saadetten bir manzara. Bu Tebük seferi vardı. Bu ilk Haçlı seferidir. Buna 3 sahabi Hilal, Kâb ve Mürare. Bunlar bugün yarın bugün yarın derken kafile gitti kaldılar. Bunların ikisi bütün gazvelere katılmıştı. Biri sadece Bedir'e değil diğerleri hepsine katılmıştı. Resulullah Efendimiz döndükten sonra mazeretlerini sordu. Hiçbir mazeretimiz yok dedi. Bugün yarın bugün yarın derken ataletimizden kaçırdılar. O zaman efendim buyurdu Allah'ın gelen ayetlerini bekleyin buyurdu. 50 küsur gün 52 gün ayet inmedi. Hatta ayet gelene kadar denildi siz Müslümanlara selam vermeyin, selam almayın denildi. Bir ceza. Tebiye iştirak etmediler. En büyük bir Haçlı seferiydi. Müslümanlar üzerine geleceklerdi. Hatta bu üç sahabi diyor ki sanki de Medine-i Münevvere bizim için bir zindan oldu diyor. Hatta giderdik diyor Allah Resulü'nün mescitte namaz kılar arkasından bir simasına bakardık. Hemen simasını öbür tarafa çevirirdi. Tam 52 gün böyle bir hüzün devri geçirdik. Sonra bir münadi affoldunuz diye ayet indi diye bir müjde verdi. O gün diyor Ravza'ya geldik diyor. Allah Resulü'nün siması sevincinden bir ayın 14'ü gibi parlıyordu biz kurtulduk diye. Bunlar bütün gazvelere katılmış. Yalnız bir Tebük'e katılmamış. Bugün için yani emri bil maruf nehi anil münkerin ehemmiyeti de bu kadar mıyım? Evlatlarımızdan bahsediyoruz. Evlatlarına sahip olacağız. Derece derece toplumun gidişinden kendimizi mesul göreceğiz. Yani onun için hizmetten uzak kalmamak. Yani unutmayalım bugün de Tebük seferi devam ediyor aynı şekilde. İşte küresel güçlerin durumunu görüyoruz. Allah yolunda yaptığımız hizmetleri de hiç göreceğiz. Cenab-ı Hak yakın gelene kadar son nefese kadar bir kulluk içinde olmamızı Rabbimiz emrediyor. Gönüllerdeki hidayet Allah'tandır. Biz onun icabet saatini bilmediğimiz için her fırsatı ganimet bilmemiz zaruri. Asla bir de ümit kesmeyeceğiz. Ayet-i kerimede Zâriyât suresinde yine sen öğüt ver çünkü öğüt müminlere fayda verir. Bugün de birçok Müslüman kardeşim öğüde muhtaç. Ve İslam bilinmiyor. İslam büyük kültürdür. Öyle basit kültür, felsefecilerin ortaya attığı kültür gibi basit, avam firik bir kültür değildir. 23 sene tamamlanan bir kültürdür. 23 sene tamamlandı. Her inen ayet Allah Resulü tarafından tatbik edildi. Eshâb-ı kirâm da büyük bir huzurla, sevinçle, bir lezzetle tatbik etti. İslam kültürü hayatın bütün safhayı, hiçbir safhayı boş bırakmıyor. Yine burada Lokman aleyhisselam'ın üslubunda bir yumuşaklık görüyoruz. Yavrucum diye hitap ediyor. Demek ki bu tebliğ hususunda bir nezaket,
yakınlık, muhabbet çok mühim. Yumuşak hitap gönül kilitlerini açar. Kalpleri kabule hazırlar. Ondan sonra buyuruyor, şirk en büyük bir günah olduğunu bildiriyor. Şirk nedir? Allah'a ortak koşmak. Yani tevhid akidesinin ortaklığa tahammülü yok. Onun için şirkin yeri cehennemdir, Allah korusun. Fakat manevi şirke de çok dikkat etmek lazım. Yani riya, gösteriş, nefsani arzuların put haline getirilmesi birer gizli şirk olmuş oluyor. Resulullah Efendimiz buyuruyor, ümmetim hakkında en çok korktuğum şey Allah'a ortak koşmaları değildir. Bu sözümü onların aya, güneşe veya puta tapmalarını da kastetmiyorum. Beni korkutan şey Allah'tan başkasının yaptıkları amelleri ve gizli arzulardır. Yani gösterişlerdir, riyalardır. Cenab-ı Hak korusun, muhafaza buyursun. Yani riya yapılan ameli de mahveder. Ayet-i kerimede buyuruluyor. Ey Resulüm, nefsani arzularını ilah haline getirenleri gördün mü? Sen onlara vekil değilsin diyor Cenab-ı Hak. Bir misal vereyim. Yaptır cami benzeri hayrata henüz hayattayken kendi adını vermek, onunla fahretmek, ben şu kadar cami vesaire yaptım demek. Bunlar Allah'ın korusun tehlikeye götürebilir. Cenab-ı Hak ben istemiyor. Kul daima sen ya Rabbi diyecek. Bu nimeti ihsan eden Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak ihsan etmeseydi, sana o gücü, o aklı, o zekayı, o şeyi, o manevi şeyi vermeseydi, nereden bulacaktı, nereden yapacaktı? Onun için kul hiçbir zaman arz-ı endam halinde olmayacak, kendini öne çıkartmayacak, kendini methetmeyecek. Bir meziyeti varsa Cenab-ı Hak onun için teşekkür edecek, şükredecek, gayretini arttıracak. Fakat vefat etti. Vefatından sonra evlatları koyabilir o camiye ismini. Niye? O babası hayırla anılır. Çünkü artık babası dünyada yok. Babasının fahredeceği bir şey yok. Allah korusun, bunlar da işte gizli bir şirk olarak biliniyor. Cenab-ı Kur'an Bağlum bin Bavra'yı bildiriyor. Bu ismi azama mazhardı. Kerametleri vardı. Manevi yüksek bir zattı. Allah korusun, bir anda nefsine uydu, felakete gitti. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de soluyan bir kelp gibidir buyuruyor. Yani ahmaklaşıyor. Demek ki nefsane hayatı düşer, onu ahmaklaşıyor. Önündeki muazzam bir istikbali göremiyor. Ayrı bir misal, Mekke'nin fethinden sonra Arap Yarımadası'ndaki bütün kabileler feç feç İslam'a girdi. Cenab-ı Hak bu muzafferiyetin, bu hidayet şerâresinin nefse izafe edilmemesi için Cenab-ı Hak اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ büyük bir zafer ve reyten nazet hulen fi dinillahi faca fevç fevç İslam'ı geri görürsün buyuruyor. Hemen arkada fesef bir bihamd rabbike ve estağfirhu. Rabbine hamd ile tesbih et. Bir de istiğfar et. Yani Cenab-ı Hak bu hizmet vakı olacak kusurları bertaraf ederek sana bu nimeti verdi. Efendimiz çok ikazda bulundu. O Mekke fethine girerken Efendimiz devenin üzerinde secde halindeydi. Sakalı devenin sırtına değiyordu neredeyse. Etrafındakilere bir zafer vesaire biz kazandık, biz şey olsun. Öyle bir fahre kapılmamalı için Allahümme lâ âişe illâ âişül âhire. Ey Allah'ım esas hayat ahiret hayatıdır. Yani bu zaferi ihsan eden sensin. Bu şekilde Efendimiz buyuruyordu. Velhâsıl hayır hasenat sahibi olacağız. Hayır hasenat kulu Cenab-ı Hak yaklaştırır. Malı veren Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hak yolunda o malı feda edebilmek. Cenab-ı Hak terabbür rahmetin kumma'tubun imanını test ediyor. Sevdiklerine vermedikçe Allah'a yaklaşamazsın buyuruyor. Bu çok mühim. Bunu da ben olmayacak ya Rabbi sen ol. Hep sahibi de bunu görüyoruz. Tasavvufta enaniyetin ve benliğin bertaraf edilmesi zaruri. Enaniyetle Cenab-ı Hakk'a vasıl olmak mümkün değil. Bunun için nefsi terbiye eden nice mücahide usulleri tatbik edilmiştir. Mesela İbrahim Ethem Hazretleri'ne tacı tahtı terk ettirilmiştir. Ta zirvedeyken hepsini bitiriyor. Aziz Muhammed Hüdayi kadılıkta zirvedeyken kaftanıyla çarşılara ciğer sattırılmıştır. Yunus Emre Hazretleri'ne eşikte terbiye edildi. Halde Bağdadi Güneşlerin güneşi çok yüksek bir alim seviyesindeyken tuvalet temizlettirildi. Avamın girip çıktığı tuvalet temizlettirildi. Bahattin Nakşibendi Hazretleri 7 sene hasta cerrahatli hayvanları, hasta insanları ve yolları temizledi.
ve en çok dereceyi de burada aldım buyuruyor. Velhâsıl en mühim insanın problemi enaniyet, ben şeriatın muhtevasında hayatını yaşayacak, ene olmayacak. Men arefe nefse fakat arefe rabbe. Kendi hiçliğini bilecek, hiç sermayeli dünyaya geldik. Bir meziyetli, bir bedel ödeyerek gelmedik. Cenab-ı Hak İslamiyet nasip etti, en büyük peygamber sayısı nimetler. Demek ki ene ben olmayacak, beni iptal damgası bulacak, ya Rabbi ent de sen ya Rabbi denecek. Onun için hep evliya Allah böyle bir imtihandan geçiriliyor. İkinci merhamede nahnu olacak. Yani kul mümin içtimaileşecek. Biz olacak İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn olacak. Ya Rabbi ancak sana kulluk yaparız, ancak senden yardım bekleriz. Kendisini bütün insanlardan, mahlukattan, nebatattan mesul görecek. Efendim Mehmet'e bir köle üç günlük üç nafakasını, üç ekmek nafakasını bir köpekle paylaşıyordu. Bu açtır, bana zimmetli diyordu. Yani hassas, rakip bir kalp istiyor İslam. Üçüncüsü tabi bu terfi, ondan sonra entel hak, ya Rabbi hu, ya Rabbi Cenab-ı Hakk'a vasıl olabilmek, bu amelleri, bu salih amelleri arttırabilmek. Ebu Bekir radıyallahu anh, Efendimiz, Allah dostları mizaçlarına göre üst sınıftır. Yani üçü de Allah dostudur ama mizaçları farklıdır. Ebu Bekir Efendimiz bildiriyor. Her üst sınıfın üçer alameti vardır buyuruyor. Birinci sınıf hak dostları, havf, korku halinde bulunan hak dostlarıdır. Bunların fârık vasfı daima bunlar mütevazidir. Cenab-ı İbadur Rahman yeryüzünde mütevazi olarak dolaşırlar. İkincisi hayır hasenat da ne kadar çok olsa yine yaptığı hayır hasenatı az görürler. Üçüncüsü en küçük hatalarını bile büyük görürler. Zira kime karşı günah işlediklerinin farkındadır. Kime karşı günah işliyorlar? Allah'a karşı. Demek ki bir kategorideki evliya Allah'ın durumu tabii bize hepsi den bir ders almamız lazım. Birinci mütevazi. İkinci hayır hasenatta yaptığını az görecek hizmette. Üçüncüsü de en küçük hatalarını bile büyük görecek ki bu hatalar Cenab-ı Hakk'a karşı bir isyan mahiyetinde olduğunu görüyor. İkinci sınıf hak dostları bu da reca sahibi olanlar, ümit. Birinci kul beynel havf ve reca arasında olacak. Bu ikincisi de ümit halinde olanlar. O tip evliyalar. Bunlar her hal ve hareketlerinde insanlara fazilet ve güzellik sergileyerek güzel örnek olurlar. Halleriyle, kâleyle örnek olurlar bu evliyalar. İki, mallarını hak yoluna sarf ederek insanların en cömertleri olurlar. Üçüncüsü, Allah'ın kullarını kardam hüsnü zan içindedirler. Üçüncü sınıf hak dostları ise aşk, muhabbet vecdiyle Rabbine itaat halinde ariflerdir. Bunların vasıfları sevdikleri şeyleri Allah için infak ederler. İki, her hal ve ahvalde Allah rızasını hedeflerler. Bu yüzden cahillerin kınamalarını aldırmazlar, onların kaba davranışına rahatsız olmazlar, aldırmazlar. Onun için tekkelerde bir lafa da hoşgör yahudur. Üçüncü, nefislerine ağır gelen şeyleri nefislerinin muhalefetine rağmen ifaya çalışırlar. Bütün hal hareketlerine Allah'ın emir ve nehirlerine itaat ederler. Demek ki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bu üç kategoride olduğu bildiği evliyanın. Tabii Cenab-ı Hak bizde de bu üç kategoriden Cenab-ı Hak inşallah hisseler almayı nasip eder. Üçü de bunlar Allah dostunun vasıfları olmuş oluyor. Ondan sonra gelen ayet Lokman Suresi. Biz insana ana babasını iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü ana son nice sıkıntılara katlanmıştır. Sütten ayrılması da 2 yıl olmuştur. İşte bunun için önce bana Cenab-ı Hakk'a yani. Sonra da ana babaya şükret diye tavsiyede bulunmuştur. Dönüş ancak banadır. Ana baba dünya geliş sebepleridir. Mevlana diyor ki anne hakkına dikkat et diyor. Onun başına anneni tac et diyor. Zira anneler doğum sancısı çekmeselerdi çocuklar dünyaya gelmeye yol bulamazlardı. Arkada gelecek. Sordum Efendimize kimin hakkı var? Annen, annen, annen. Ondan sonra baban.
Düşündüğümüz zaman bir annenin durumunu, anne ne yapıyor? Kanıyla 9 ay yavrusunu besliyor, kanıyla büyütüyor. Ondan sonra 2 seneye kadar ne kadar olur? Sütüyle verdiği gıdaları büyütüyor. Ondan sonra ömür boyu onun kalbinde taşıyor. O muhabbetle onu Allah yolunda yetiştiriyor. Mesela İmam Ahmed bin Hanbel buyuruyor, annem diyor, beni diyor, ufak yaşta hafız yaptı diyor. Bağdat diyor çok soğuktu diyor. Bana diyor gece kalkar su ısıtırdı seherlerde. Bana sıcak suyla abdest aldırırdı. Ben sübyandım. Beni caminin kapısına kadar götürür, beni beklerdi buyuruyor. Arkadan kim geliyor? Ahmed bin Hanbel geliyor. Anneye de sadaka-i cariye oluyor. Onun için bugün işte o anne çok mühim anne. Yani Rasûlullah Efendimiz kız çocuklarına itina edin buyuruyor. Bunları Allah yolunda yetiştirme, Kur'an ahlâkı üzerine yetiştirme. En merhametli anne baba yavrusunu bir Kur'an tahsilinden geçirendir. O Kur'an tahsilini basit gören anne babaya da yazıklar olsun. O kolay diyor. Hadi üç tane sure ezber, o da hurufat birbirine karışıyor, kâfi olarak görüyor. İsra suresinde de yani Rabbin sadece kendisine kulluk etmeniz, birinin Rabb'e kulluk. İkincisi, anne babanıza iyi davranmayı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya ikisi seninle yaşanırsa kendilerine üffin, sakın ha üf deme buyuruyor. Çünkü artık zihni melekeler azalıyor, yaşlanmış. Çocuklaşma başlıyor. Nünekküsü vilhalk yaratıcı tersine dönüyor. Sakın onları azarlama diyor. İkisine de kavlen kerîmâ, ikramkâr sözler söyle buyuruyor. Bu da bize farz-ı ayın. Fakat tabi burada ilk Cenâb-ı Hakk olacak. Velhâsıl bu annen, 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 sonra baban, bu da annenin fedakârlığını gösteriyor. Yani bugün sâlih anneler, ömürlük bir teşekkürü ve dualara layık. Tersine olan annelerden de kıyamet günü evlatları davacı olacak. Yâ Rabbi, beni emanet olarak verdin anneme, o da beni ihmal etti. Sokaklarının vicdanını bıraktı. Baba için de şöyle buyuruyor, baba, Efendim buyuruyor, cennetin orta kapısındadır baba. Yine buyuruluyor Efendimiz'e, makbul olduğundan şüphe bulunmayan üç dua vardır. Bunların birisi mazlumun duası. Allah bunun bedduası da mazlumun çok feci. Birinci mazlumun duası, reddolmayan bir dua. İkinci misafirin duası. Üçüncüsü babanın evladına duası. Böyle babanın evladına duası peygamber duası gibidir buyuruluyor. Günümüz heyhat diyeceğiz. Cahiliyenin arttığı devrimizde kadınlar annelikten soğutuluyor ve annelikten uzaklaştırılıyor. Cahiliyede kız çocukları diri diri gömülüyordu. Bugün de kürtaj kasaplığı var. Evlatlar ana rahmindeyken kendi bedeninden olan o evladını paramparça kestiriyor. Niye? Rahatı bozulacak. Türlü bahanelerle çocuklar bertaraf edilecek. Bugün Avrupa tamamen öyle maalesef. Demek ki nüfus aşağı doğru gidiyor. Demek ki bunlar bu tip haller vicdanların kuruduğunu, merhametin kalplerden söküldüğünü alametidir. Hal bak mahlukata baktığın bir kedi köpek bile yavrusunun karşısında merhamet dolu. Günümüzün hayatı insanı gaddarlaştırır, egoist, pragmatist, hodgam hale getirdi maalesef. Yalnız kendini düşünüyor. Rabbimiz günümüzdeki insana bu cinayetin faciasını göstermek üzere Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ve izel mev'udeti su'ilet beyye zembin kutilet buyuruyor. Tekvir Suresi 8-9. ayet. Diri diri toprağa gömülen kıza hangi günah sebebiyle öldürüldüğü sorulduğunda, bunda hangi sebebi kürtaj yapıldığında, yani her nefis ilahi huzura getirilecek ve kendisini orada bekleyen akıbeti görecek. Aynı vicdansızlığın yansıması şekilde de evlatları yaşlandıkları zaman annelere babalarına ehemmiyet vermiyorlar. Onları bakım evine gönderiyorlar, kendi haline bırakıyorlar. Hatta bugün maalesef işte Avrupa'da 18 yaşa gelince evden atılıyor çocuk, kız ve erkek. Kendi haline yaşıyor. Bugün de maalesef diyorlar, bilmiyorum ben bu burada da 18 yaşta 20 yaşa gelince ayrı bir eve geçiyor. Yani o anne babanın duygularından tamamen çıkıyor. Bunlar facialardır. Yani vicdanı olan bir evlat düşünecek ki bakımı muhtaç olan bir anne baba belki de evlat için bir ahiret sermayesi olacak. Duasını alacak. Ana babanın bastonu olacak o evlat ve sadaka-i cariye olacak aynı zamanda. İslam'ın ilk yıllarına baktığımız zaman ilk başta Allah'a itaat, ondan sonra anne babaya itaat oluyor. Bu anne babaya itaat Allah'a olan itaati uymuyorsa o tercih edilmez. Bu İslam'ın ilk yılında Allah Resulü'nün davetine yeni hidayete eren aileler var. Bunların bir kısmı
müşrikti, bir kısmı Müslümandı. Mesela Sa'd bin Ebi Vakkas 17-18 yaşındaydı. İslamiyeti kabul etti. Annesi dedi ki, yine putperestliğe döneceksin dedi. Eğer dönmezsen seninle konuşmam dedi, yemek yemem dedi. Anne dedi, baştan da ben Allah'ın emrini dedi, tatbik ederim dedi. Annesi de mecbur oldu yemek yemeye sonra. Yine Musab bin Umeyr, Uhud şehidi. Bu da çok zengin bir ailenin çocuğuydu. Seni de mirastan men ederiz dediler. Şöyle yaparız, böyle yaparız dediler. Hepsini Allah Resulü'nün yanında kalmayı kabul etti. Hatta Ömer radıyallahu anh diyor, baktım diyor, o diyor, onun Mekke'deki o zengini, o şaşası diyor. Onun gezdiği yollar diyor, kızlar diyor, çiçek atarlardı diyor. Onun sürdüğü kokular diyor, meşhur olurdu diyor. Fakat diyor, baktım diyor, Ravza diyor, Allah Resulü'nün yanında diyor, yamalı bir ceketle oturuyordu diyor. Onun bu halini gördüm mü gözlerim doldu diyor. Nasıl dünya bir tarafı itti, Allah Resulü'nün yanında oldu. Uhud'da da şehit olduğu zaman, Efendimiz'in önündeydi, Efendimiz'i koruyordu. Öyle bir yaklaştı ki, Efendimiz de, öne geç Musab dedi. Döndü baktı, Musab'ın şehit olduğunu, meleğin Musab'ın seni temessül ettiğini gördü. Velhâsıl fedakârlıklar karşısında büyük mükafatlar vardır. Onun için itaat Allah'a, ondan sonra anne baba da Allah yolundaysa anne babaya. Yine devam eden ayette ve eğer onlar senin hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşmak için zorlarlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada iyi geçin onlarla. İyi geçin ama itaat etme. Bana yönelenlerin yolunu tut. Yani hanımsa salihlerin, sadıkaların, erkek sadıkların, salihlerin yolunu tut. Kûnû me'as sâdıkîn buyuruluyor. Sonra dönüşün banadır buyuruyor Cenab-ı Hak. O zaman size dünya yaptıklarınızı haber veririm buyuruyor. Velhâsıl mahlukun keyfi için, insanların keyfi için Hâlık'a isyan edilmez. Edilirse sonu bir facia olur. Kulluk daima Cenâb-ı Hakk'a olacak. Bu sebeple ana baba, evladın Allah emirlerinin dışında bir zorlama bulunuyorsa, o zaman onlara itaat caiz değil. Onun dışındaki itaatler mecburi. Mesela gafil anne baba da kızım başını ört dedi, ne olacak, daha gençsin dedi. Ya şimdi böyle gezi dedi. Sonra da kapanınız fel olsun dedi. Orada itaat yok. Orada itaat etmediği için şerre, Allah'a itaat ettiği için büyük sevaba ecir nail olur. Allah'a yönelenlerin yolunu ittiba et buyuruluyor. Onun için kalp bulunduğu ortamın şekline, biçimine, ahengine bürünür. Bu sebeple salihlerle beraberlik fasıklardan uzak durmak zorunludur. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? En amte aleyhim buyuruyor. Gayril mağdubi aleyhim ve laddâlin her rakatta okuyor. En amte aleyhim. Nimet verdi. Kimler bunlar? Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Ne güzel arkadaşlar da buyuruyor. Onların dünyalarında olabilmek, onların hâl-i ruh içinde olan gayr-ı mağdûb aleyhim velâddâlin, dalâlettiklerin sapıklardan uzakta kalmak. Onun için Efendimiz buyuruyor, müşriklerin ateşleriyle, onların ışığıyla aydınlanmayın buyuruyor. İnikâs gelir. Yine Lokman ona şu tavsiyelerde bulunuyor. Yavrucuğum, salih alim kimselerle beraber ol. Alim ama salih alim kimse beraber ol. Onun sohbetinden ayrılmamaya çalış. Zira Allah Teala yağmurla toprağı canlandırdığı gibi hikmet nuruyla da kalpleri canlandırır. Yani hallerde sirayet özelliği vardır. Bu yüzden pek çok atasözüm vardır. Misin yanında duran mis, isin yanında duran is kokar buyuruluyor. Üzüm üzüme baka baka kararı buyuruluyor. Ve Sâd-ı Şirazi de evliyaullah'tan Eshâb-ı Kehf'in köpeği sadıklarla beraber olduğu için büyük bir şeref kazandı. Kur'ânî bir nam kazandı. Lut peygamberin ve Nuh aleyhisselam ikinci karısı ise o da fasıklarla beraber olduğu için küfre düçar oldu. Kocalarının peygamber olması onlara faydası olunca onlar fasıklara inikâs aldı. Yine Ubeydullah Ahrar Hazretleri buyuruyor. Ayar ve biganele beraber olma kalbi fütur, ruha dağınıklık, gönüllere perişanlık getirir. Beyazıt-ı Bistami bir gün bir sohbet esnasında bir hal oldu kendisi, o halden kendisini kurtaramıyordu. Hele bakın de aramızda bir dedi, yabancı var mı dedi. O yabancıdan bir inkâs mı geliyor dedi, halim böyle dedi. Araçta yok, yabancı yok dediler. Fakat Beyazıt-ı Bistami ısrar etti. Hele bir tekrar bir araştırın dedi. Asaların, bastonun olduğu yere bakın dedi. Gafil bir insanın bastonuyla gelmiş oraya. Yine bunlar benzer hadise Asr-ı Saadet'te de var.
Mesela efendim Muhassır denen bu Ebre ordusunun kahrolduğu yerden hızlı olarak geçti. Semud kavminin olduğu yerde efendim şu yakalarını kaldırdı böyle oradan bir inikas gelmesin. Nasıl bir atom parçalandığı zaman bir radyasyon veriyor. Fayda zararı var. Kalpten de aynı şekilde bir takım hususiyetler çıkıyor. Enerji çıkıyor. Bunun biz müsbetine feyz ruhaniyet diyoruz. Menfisine de gaflet diyoruz. Onun için Cenab-ı Hak velâ talgut diyor. Gafillerle oturma buyuruyor. Yine Gazali Hazretleri buyuruyor. Evladım son derece dikkat edeceğin bir husus var da o da kimlerle düşüp kalktı. Şunu bil ki diyor bir sepet sağlam elma içindeki bir çürük elmayı sağlama çıkartamaz. Fakat bir çürük elma hepsini çürütebilir. Bunun için daima salihlerle düş ve kalk. Onlarla beraber ol. Zira dönüş Allah'adır. Cenab-ı Hak buyuruyor, sana yakın ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Bir fasıl olmayacak. Velhâsıl bu dünyada herkes kendi kitabını yazıyor. Kıyamet günü yazmış olduğu kitabı okuyacak. Ayet-i kerimede ikra kitâbek kefâ bi nefsike'l yevme aleyke hasîbâ. Kitabını oku. Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter. Lokman aleyhisselâm evlatlarına tevhidden sonra yine tefekkür dersi vererek şöyle diyor. Yavrucuğum diyor. Yaptığın iş, iyilik ve kötülük bir hardal tanesi ağırlınca bile olsa yani yok kadar ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinlikte bulunsa yine Allah onu senin karşına getirir. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. İnsan kendisine ihsan duygusunu şuurlandıracak. Yani ve hüve mevküm eyne mâküntüm. Nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir. Zamandan mekandan münezzeh Cenab-ı Hak. İlahi müşahedenin altında olduğumuzu, ilahi kameranın altında olduğumuzu kul idrak ve şuur haline gelecek. Efendim buyuruyor. Allah'ı görüyormuşsuna ibadet et. Her ne kadar sen onu görmüyorsan, o seni görmektedir. Vühfü mühküm eyni mahkûmdü. Yine şah damarından daha yakın. Senin düşünceni kendin biliyorsun, bir de Cenâb-ı Hak biliyor. Herkesten gizlersin, Cenâb-ı Hak'tan gizleyemezsin. Yine Lokman aleyhisselâm, evlâd-ı semâvât ve arzı tefekkür ederek evladını gezdirir, dolaştırır. Yani Cenâb-ı Hak, insana az bir ilim verdik buyuruyor. Bu az ilmin vermesi sebebi nedir? Cenab-ı Hakk'ın azamet ilahiyesini idrak edebilmek. Yani dünya mektebi, fizik, kimya, matematik, say say bütün ilimleri hepsi buna bir tefekküre götürmesi lazım. Hepsinde bir hikmet var. İlahi azamet, ilahi kudret akışları. Daima kul eserden müessire, sebepten müessire, sanattan sanatkar idrak edecek. Aman ya Rabbi diyecek. Bu ahiret mektebinde bir sermaye olacak bunun. Eğer yok gafletle okunuyorsa Allah korusun, o zaman ziyanlıktan başka bir şey değil. Zerreler tartılacak, yok kadar şeyler. Yani zerre terazisi nerede de kuyumcudadır, kantar yoktur. Amellerimiz de o zaman zerre terazilerle tartılacak. Yine Bilal bin Sa'd radıyallahu anh şöyle diyor, günahın küçüklüğüne bakma diyor. Bu günah küçüktür diye. Kime karşı işlediğine bak diyor. Kime? Allah'a karşı işliyorsun. Onun için bu sevaplar, Allah için yapılan icirler çok mühim. Eshâb-ı Rakîm geçiyor Kehf Sûresi'nde. Üç arkadaş bir yerden bir yere giderken gece vakti bir mağaraya sığınıyorlar. Gece mağaradan bir taş düşüyor, kapatıyor mağarayı. Fakat o kayanın sıkleti üçünün gücünün daha ötesinde. Diyorlar biz bu mağaradan çıkamayız diyor. Bir canlı mezar bize bu mağara. Fakat biz Allah için yaptığımız bir ameli düşünelim. Onun hürmetine Cenab-ı Hak belki buradan bizi çıkartır diyorlar. Birine diyor sen ne yaptın diyor Allah razı olsun. İvasız garı hasbeten ile. O da diyor benim bir annem babam vardı diyor. İlk defa diyor sütleri sağdım anneme babamı içittirdim diyor. Bir gün de onlar uyuyorlardı. Ta uzun vakit bekledim. Uyandılar onlar için. Ondan çok çocuğuma götürdüm. Daima annem babamı ön planda görürdüm. Biraz açılıyor fakat bir kişinin çıkacağı şekilde değil. İkinciye soruyor sen ne yaptın? O diyor benim diyor teyzemin halamın bir kızı vardı diyor. Onu hayat boyunca elde etmeye çalıştım. Bir türlü elde edemedim. Bir gün kıtlık oldu, geldi. Açız dedi biz. Allah ver dedi. Benim tam beklediğim andı. İstediğin kadar vereyim, sen benim arzumu biliyorsun dedim dedi. Kızdı gitti. Sonra döndü geldi. Evet dedi, mecburum dedi. Kabul ediyorum dedi. Fakat sana bir tek şey tavsiye ediyorum. Allah'tan kork. Benim hayatım boyunca beklediğim andı. O an tüylerim, Allah'tan korkun, al alacağını git dedim. Ve onu gönderdim, serbest bıraktım. Günaha girmekten kendimi de onda kurtardım dedi. Biraz daha açılıyor fakat bir kişinin daha çıkacağı değil.
Üçüncü de sen ne yaptın diyorlar. O da diyor ki ben diyor bir işçi vardı geldi yanımda çalıştı. Sonra gitti. Dedim bu zaman da gelir benden bunu ister. Ben bunu Allah rızası için bu üreteyim. Geldiği zaman hiç yok biraz eline fazla bir şey geçsin. Hayvan al, koyun aldım diyor. Ürettim diyor. Bir müddet sonra geldi diyor. Geldi ben sende az bir şey çalışmıştım. Onun karşılığını almaya geldim. Koyunları gösterdim, al dedim. Bana baktı, koyunlara baktı. Benimle alay mı ediyorsun? Ben az bir şey çalıştım. Yok, alay etmiyorum. Ben senin o az paranı Allah için ürettim. Açılıyor, üçü de çıkıyorlar. Velhâsıl demek ki burada şunu gösteriyor bu Eshâb-ı Rakîm. Demek ki daima Allah rızası için amelimi artırmak lazım ki bu dünyada da yani ahirette de çok zor durumda kaldığımız anlar olabilir. Allah o ameller sebebiyle halâs eyler. Niyetler çok mühim. Yine buyruluyor hadis-i şerifte. Bir gece vakti bir kişi bugün bu gece ben bir sadaka vereceğim dedi. Tuttu birisini gördü, onun bir sadaka verdi. İkinci gün yine bugün ben bir sadaka vereceğim dedi. Yine birisini gördü, kararı ona bir sadaka yapıştırdı. Üçüncü gün aynı. Rüyasında dediler ki sen birinci gün bir hırsıza sadaka verdin. Verilmeyecek kimse. Ve niyet temiz. O senin niyetiyle hırsızdan kurtuldu. İkinci gün fahişeye bir sadaka verdin. O da iffete döndü. Üçüncü gün bir zengine sadaka verdin. Pintiydi. O da cömertliğe döndü. Cenab-ı Hak burada niyetlerimiz de çok mühim. Yani halis niyetler büyük bir berekete nail olur. Bunun misalleri de çok. Bugünkü durumu yavrucuğum namazını kıl. Bir babanın en mühim annenin babanın evladının için namazını kıl. 99 yerde namaz geçiyor. Namaz bir fıkhi tarafıyla kılın, bir de huşu tarafıyla kılınacak. Huşu tarafını kıldığı zaman fahşadan münkerden menecek bir terfiye doğru gidecek. Secde et ve yaklaş buyuruyor Cenab-ı Hak. Ona iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış. Bu da 11 yerde geçiyor. Emri bil maruf nehi anil münker. Bu da bir müminin anne babanın evladının en mühim terkini olacak. Ondan sonra başına gelene sabret. Sabırdan sonra büyük mükafatlar var. Dünyada bir sabır. Doğrusu bunlar azim gerektiren şeylerdir. Büyük mükafat gerektiren şeylerdir buyuruluyor. Niye Lokman diyor ki yavrucuğum Allah'a taati kendine ticaret edin ve sermaye sonra devamlı kâr elde edesin. O da ayrı bir nasihatı. Velhasıl evlatların en mühim namazı aşılamamız zaruri. Eğer evladımıza iyilik etmek istiyorsak onu ufak yaşta namaz sevdirerek alıştırmamız lazım. Yinece ayet-i kerimede Taha suresi ailenin namazı emret, kendini ona sabırla devam et namazı. Maalesef zamanında çocuktur efendim, gençtir, hevesine az. Ne olur sonra kılar. Bu hiç doğru değil. Çocuk kılmamaya tiryakilik olur. Onun nefis doymaz. Hevesini almaz. Bilakis tiryaki olur, bir daha bırakmaz. Onun için bu seher vakitlerinde Efendimiz o ilk zamanlarda daima gelirdi. Ali radıyallahu anh ve Fatıma validemiz seher vakti kaldırırdı. Bugün en mühim evlada Kur'an eğitimini vermektir. Aman bir sene Kur'an kursuna gidince ben camiye bir iki ay gönderirim olur. Yok öyle olmaz. O kadar basit değil. Onu öğrenince Allah'ın kelamıdır. Sen eğer Allah'ın kelamını basite alırsan çok sen de birçok şeyde basite düşersin. Yani Kur'an-ı Kerim eğitimi evlatta küçük yaşta ihtina ile verilecek. Yani çocuğun kulak Kur'an sedalarıyla dolmalı, kalbi Kur'an dünyasına aşina olmalı. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Allah Resulü buyuruyor. Kim Kur'an'ı küçük yaşlarda öğrenirse Kur'an onun etine ve kanına girer. Yani Kur'an'ın feziyle nurlanır buyuruluyor. Yine bu tebliğ hususunda güzel bir misal var. Sami Efendi Hazretleri bir merasimde damada bir yüzük takılacak. Bunu üstadın takmasını istiyorlar. Sami Efendi de bakıyor ki tepside altın bir yüzük var. Hiç kimseye bir şey demeden kendi yüzüğünü parmağından çıkartıyor. Damadın parmağına takıyor. Bunu diyor bugünün hatırası şeklinde kabul edin diyor. Ne nasıl bir nezaketli bir tebliğ. Yine bu ey iman eden sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Firavun'un şerrinden Sare validemiz bir namazla kurtuldu. Tecavüz etmeye kalkıyordu. İki rekat namaz kıldı. Eli titreyerek geldi Firavun aman dedi gönderin bu kadını dedi. Beni dedi felç edecek dedi. Sihir mi vardı ne vardı dedi. Mevlana Hazretleri de iptilalarla sabırlarla tahammül göstermenin insana kazandığı kemal ifade edildi. Gülün dikine katlanması onu güzel kokulu yaptı. Bak diyor gül diyor sapında dikenler var diyor. Gül diyor çiçeklerin şahıdır diyor.
Fakat diyor, sapına bak, bu diyor, dikenlere katlanınca o gül gül oldu diyor. Zira gül, dikine tahammülü sayesinde terbiye ve tezkiye olur. Yine Esad Erbilî Hazretleri de, dünyevi ızdırapların kişiye nasıl bir saadet kazandırdığını şu sözlerle ifade buyuruyor. Aşk gülistanının yolunda dikenden korkulmaz. Ben her dikenin üstünden yüzlerce gonca toplarım. Dervişlik bostanında ızdıraptan zevk alırım. Yastığımı dikenden yaparsam rüyamda gülü görürüm. Tabii peygamberlere baktığımızda hep böyle iptiralar, problemler. Hazreti Mevlana da buyuruyor ki belalardan çoğu diyor peygamberlere gelir diyor. Çünkü diyor ham adamları diyor yola getirmek zaten başlı başına bir beladır diyor. Ondan sonra gelen ayet küçümseyerek insanların yüz çevirme. Yerini böbürlenerek yürüme. Demek ibadullah istihkar etmek en büyük günah. Can veylü lükülü mezetün lümeze bu. Yazıklar olsun hepsine buyuruyor. Küçük görüyor, kaç göz işareti yapıyor, alay ediyor. Bu Allah'ın çok çirkin gördüğü bir hadis. Yani orada sen Cenab-ı Hakk'ı mı ayıplıyorsun? Onu veylü lükülü mezetün lümeze, yazıklar olsun buyuruyor. Burada ayette de küçümseyerek insana yüz çevirme, yerini böbürlenerek de dolaşma. Zira Allah kendi beğenmeyi övünüp duran kimseyi asla sevmez. Bunu fazilet olarak da Allah'ın rahmetinin tecellisi kullar da yeryüzünde mütevazi olarak dolaşırlar. Yine Kasas suresinde şımarıyor Karun. Karun'a diyorlar ki halk şımarma diyorlar. Böbürlenme, bil ki Allah şımaranları sevmez. O da şımarıyor. Şımardığı malıyla beraber yerin dibine gömülüyor. Ondan sonra gene yürüyüşünde tabii o sesini alçalt, unutma sesini en çirkin merkeplerin sesidir. Cenab-ı Hak kainatı okumamızı istiyor. Bir merkebin sesini bile okuyacak insan hiçbir kimse o merkebin sesini istemez. Ruhu tırmalar. Ben merkebi bir kafese koyayım da onun affedersiniz onu anırmasını dinleyeyim demez. Demek Cenab-ı Hak işte oku demek ki merkep gibi konuşma. Kavlen leyyina yumuşak huzur verici bir şekilde konuş. Yine ve kulü linnâsi hüsnâ insanlara güzel söz söyleyin buyuruyor. Yine bir hadis-i şerif var. Kul Allah'ın hoşnut olduğu bir söz söyler. Fakat onunla Allah rızasını kazanacağı hiç aklına gelmez. Alışmıştır güzel söz söylemeye. Halbuki Allah o söz sebebiyle kendisine kavuştuğu kıyamet gününde o kimseden hoşnut olur. Demek ki ağzımızı, dilimizi daima güzel bir lisana alıştırmamız lazım. Yine zıttına bir kul Allah'ın gazabını gerektiren bir söz söyler. Fakat o sözün kendisini Allah'ın gazabına çarptığını hiç düşünmez. Oysa Allah o kimse o kötü söz sebebiyle kavuşacağı kıyamet gününde kendisine gazap eder buyuruluyor. Yine Cenab-ı Hak ey insanlar buyuruyor. Sizin yaratılmanız, diriltmeniz ancak bir tek insanın yaratılması, diriltmesi gibidir. Yani Cenab-ı Hak için bu kadar milyarlarca insanın kıyamet diriltmesi bir insanın diriltmesi gibidir buyuruyor. Kûn feyekûn. Ondan sonra bir ayet daha var. Ey insanlar, Rabbine karşı gelmekten sakının. Ne babanın evladı ne de evladının babasının namı bir şey ödemeyeceği günden o kıyamet günden çekine. Dünyada baba anne birbirine fayda o bitti artık orada yok. Bilin ki Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Allah'ın affını güvenderek şeytan sizi kandırmasın. Çok insan da Allah gafur rahim evet amenna ve saddakna. Fakat bu Allah yolunu bulunacaksın. Tövbeden nasuhat olacaksın. Amel-i salih sahibi olacaksın. Cenab-ı Hakk'a iltica edeceksin. Ondan sonra burada mugayyibat-ı hamse var. 5 şey var bilinmeyen. Başka yerlerde var mı? Burada 5 şey var. Bu 5 şey ancak Cenab-ı Hak bilir. Kul aciz. Bir yağmuru o yağdırır buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak birçok şeyleri periyoda bağlamıştır. Güneş, ay vesaire, atmosfer, bunlar azot, oksijen, güneşin doğması, batması vesaire saniye şaşmaz. Bu periyot gider. İnsan da bunun farkında var mı? Tabii bu her an bir mucize. Onu kafir. Fakat yağmuru Cenab-ı Hak periyoda bağlamamıştır. Zaman zaman yağar, zaman zaman yağdırmaz Cenab-ı Hak. Fakat insan görür ki havada bir bulut, bir kapsı bir şey dolaşıyor, Akdeniz dolaşıyor. Ya atla sokuyorsun yarımı dolaşıyor. Cenab-ı Hak onu dilediği yere yağdırıyor, dilediği yere yağdırmıyor. Yine insan düşünecek bu yağmur nasıl meydana geliyor? Nasıl o pis sular, iyi sular, deniz suyu tebahür ediyor. Yukarı tertemiz temizleniyor. Rahmet olarak kalkıyor. Yine dünyada kirlerini hayvandan, insandan, her şeyden yine tebarruz, yine temizliğini tekrar şey yapıyor. Cenab-ı Hak dilese de denizleri de okyanusları yağmur suyu gibi yapardı. Bak yağmur deniz suyunu içemiyorsun.
Deniz suyu olsa bir tarlanın yanında, kuraklık varsa orada istifade edemiyorsun. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın daima azametini tefekkür edeceksin. Cenab-ı Hak yağmuru o yağdırır buyuruyor. İkincisi rahimlerde olanı o bilir. Ma buyuruyor. Yani rahimlerde olanı. Doğan bir çocuk ne olacak? Seyit mi olacak, Şakim mi olacak? Hayatı nasıl olacak? Ömrü nasıl olacak? Hayatın istikameti ne şekilde olacak? Ne anı bilir, ne baba bilir, ne de kendisini bilir. Lâ gaybe illallah, yalnız Cenâb-ı Hak bilir. Bütün mahlukat öyle. İnsan da öyle, hayvanat da öyle, nebatat da öyle. Üçüncüsü, hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Lâ gaybe illallah. Gâbi yalnız Cenâb-ı Hak bilir. Cenâb-ı Hak verir, imtihan olur. Vermez, imtihan olur. Kul verir, hayra kullanır, ecrına. Vermez, pintilik eder, şerre şey olur. Hiçbir kimse nerede öleceğini de bilmez. Onun için her an ölüme hazırlanmamız lazım. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. Kul bunu idrak içinde olacak. Yine Lokman Aleyhisselam'ın bir hikmetli söz, namazdayken kalbine, insanlar arasındaki diline, sofrada eline, başsız evinde gözünü muhafaza et. İki şeyi daima hatırla, Allah'ı hatırla, ölümü hatırla. İki şeyi de unut, sana yapılan fenalıkları unut, yaptığın hayır iyilikleri unut, sana bir arz-ı endam haline getirmesin. Bu tabi bu büyüklerin nasihatları da çok ibretli, ilahi bir takım mesajlar. Çünkü onlar menşir Rasûlullah Efendimiz'den geliyor. Onlar, o büyük zatlar, Evliyaullah, Rasûlullah Efendimiz'in zamana yayılmış zirveleridir. Onların nasihatlerinden, hallerinden ders almayı Cenâb-ı Hak cümlemize ihsan, ikram buyursun inşallah. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ölüm meleği geldi. Tabii İbrahim Aleyhisselam Ebu'l-Enbiya çok büyük peygamber. Ezrail geldi. Hazreti İbrahim "Rabbim beni niçin halil ve dost edin?" diye sorar. Ezrail de bu suale şöyle cevap verir. "Sen insanlara ihsan edersin de onlardan bir şey beklemezsin." Yani hasbeten lillah Allah rızasını yaparsın. İnsan nasıl Cenab-ı Hak'la dost olur? Onda bir misal var burada. Bir gölgenin sahibine olan sadakati gibi. Nasıl gölge insandan ayrılmaz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem takip edecek, İslam'ı yaşayacak, yaşatacak, hâli kal tebliğ edecek, İslam hayatını hiçbir noktada unutmayacak. Bu şekilde bir Resulullah Efendimizle bir dost olma olmuş oluyor. Tabi bu Resulullah'a dost olmak da Cenab-ı Hak'la dost olmak olmuş oluyor. Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. El mer'u mâ men ahabbe. İnşallah o zor günde, kıyamet gününde hayatımızda inşallah hal hareket yaşayışımızda, kalimizde, halimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin halinden Cenab-ı Hak kişiler nasip eyler. O zor günde Cenab-ı Hak beraber olmayı cümlemize nasip eyler. Duamızın kabulü niyazı lillahi teala. Fatiha. Allahümme salli aleyhi ve sellem.